Yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 15 gündür video çekmiyorum. Bugün günlerden cumartesi. Yarın Taner'in doğum günü. Aslında 30 Mayıs'a doğum günüydü ama ben genelde pazar günleri kutluyorum. Hani herkes daha rahat gelebilsin diye. O yüzden yarın kutlayacağız Taner'in doğum gününü. Bugün de cumartesi, videoyu başlatayım istedim. Hem hatıra kalsın hem de dediğim gibi çok uzun zamandır video çekmiyorum. O yüzden de bugün video başlattım. Halılarımı şurada görüyorsunuz. Birkaç gündür temizlik yapıyorum. Halıları falan yıkadım. Onlar aslında kurudular ama yarın dedim tekrardan silip süpürüp temiz bir şekilde sererim. O yüzden sermeyeceğim bugün. Çok fazla bir işim yok. Sabahtan da kahvaltımızı falan yaptık. Evi toparladım. Sadece süpüreceğim. Bir de balkonda çamaşırlar var. Eğer onlar kuruduysa onları toplarım. Son çamaşırlarımı yıkadım yani dün. Çamaşırım da yok. Yıkanacak çamaşırım da yok. O yüzden içim çok rahat. Çok rahatım. Sadece evi süpüreceğim. Ve çamaşırlarla ilgileneceğim eğer kurudularsa. Yemeğim de var dünden. Bütün işlerimi hallettim. Çünkü bugün dışarıda işlerimiz var. Taner'in pasta siparişini falan vereceğiz. Süslerini falan alacağız. Bir de markete uğrayacağız. O yüzden dışarıdaki işlerimi halledelim istedim bugün. Ve eve gelince de salonun şeklini birazcık değiştireceğiz. Çünkü masayı kaldırmıştım biliyorsunuz salondan. O yüzden mutfaktaki masayı buraya getireceğim doğum günü için. Onları ayarlayacağız. Umarım kamerayı çok titretmiyorumdur ya. Sallıyorum gibi geliyor. Şöyle tut. Efendim anneciğim. O şekilde umarım severek izleyeceğiniz bir video olur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evi süpürdüm arkadaşlar. Şöyle üstten süpürdüm. Şimdi çamaşırları toplayacağım ama hafif nemli gibiler ya. Aslında akşama doğru toplasam sanki daha iyi olur. Bugün hava da çok kapalı. Şu an güneş geliyor gibi oldu ama kapalı bugün yani. Birkaç gündür çok güzeldi. Hatta sabahtan böyle bir yağmur yağdı bugün. Umarım yarın güzel olur. Çünkü Taner'e tam bir yazlık giydireceğim. Yazlık kıyafet tercih ettim. Çünkü havalar güzel olur diye düşündüm. Şimdi işim yok. Bekleyeceğim. Servet'i bekleyeceğim. Çamaşırları da burada bekleteceğim biraz daha. Şey olsunlar, kurusunlar. Hafif nemliler çünkü. Şimdi biz biraz Taner'le etkinlik falan yaparız. Bir şeyler yaparız. Saatte 12 etlik zaten. Balkonun kapısı sürekli açık olduğu için salon sürekli tozlanıyor. O yüzden mutlaka her gün zaten süpürüyorum. Silmeye de çalışıyorum. Çünkü tozlar bildiğiniz görünüyor yani yerde. Şimdi etkinlik yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi Taner'le biraz şöyle bir kitap aldık dün. 6 yaş diyor ama iyi ki almışım. Çünkü içindeki etkinlikler bayağı bir basit. Şimdi biraz hatta dün yaptık. Bugün devam ediyoruz. Şurada da bir etkinlik buldum şöyle. Fark bulma. Devam edelim. Evet, işaretle bakalım. Taner böyle etkinlikleri çok seviyor. Evet. Bir tane farkı buldun değil mi Taner? Hani? Bu küp niye bu üst üstü dizmiş bu küpleri bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya. Harikasın ya. Orayı da işaretle. Gerçekten güzel bir etkinlik kitabı bu arada arkadaşlar. Mesela şurada bir matematik bir etkinliği var. Dün yaptık bunu da. Hatta short attım şunu yaparken. Çok güzel. Devam et anneciğim. Şimdi biz birazcık etkinlik yapalım. Bu arada salonun halısını da buraya astım. Bu da kurudu. Çıktık arkadaşlar. Pasta işimizi hallettik. Siparişimizi verdik. Şimdi birkaç süs bakmaya geldik doğum günü için. Onları da alacağız. Sonra bir markete gideceğim. Oradan eve geçeceğiz. Zaten eve gidince neler aldığımı da size gösteririm. Geçen doğum gününde böyle bir masa örtüsü almıştık şeyli. Neydi bu Servet? Pijama maskeli. O zaman çok izliyordu çünkü ama artık izlemiyor bunları. Ama yine böyle bir masa örtüsü. O masa için düşünüyorum. Ne alalım? Bakalım burada bak şey varmış, Angry Birds. Dur anneciğim. Fenerbahçe diyor. Babacığım onlara bakacağız bir dakika da. Pijama.
Alacaklarımızı aldık. Servet kasada ödüyor. Ben de şu kırtasiye bölümüne bakıyorum. Her zaman en sevdiğim yerler oldu arkadaşlar. Şu kırtasiye şeyleri. Ne kadar güzel. Şu pastel tonları çok seviyorum. Anneciğim bırakır mısın? Çocuk kutusuna. Baba bak anneciğim. Baba bak bunları, bunları boyayacağım şimdi. Evet, boyama kitabı anneciğim o. Tam bir kokoş kalemi. Şunların güzelliği peki. Gel anneciğim, şimdi BİM'e geldik arkadaşlar. Sınavdan çıktık. BİM'den de eksiklerimizi alacağız. Gel anneciğim. Taner buraya gelince tutamıyoruz. Bak bir de saklanmış. Taner'in saçını kestik bu arada. Çok tatlı. Süt almıyorsun. Evde var çünkü 4-5 tane anneciğim. Gerek yok. Gel yanıma. Ne alacaktık Taner başka? Şey alacağız, ceviz içi. Fındık içi miydi? Ben cuma günü görmedim ne geldi diye, bilmiyorum. Çok güzelmiş. 22,5'muş arkadaşlar bu. Kettle gelmiş. Şöyle bir kettle gelmiş. Işıklı kettle arkadaşlar. Fiyatı 329 liraymış. Hasır sepet büyük boy 69 liraymış. Ortası 59. Küçük olan 39,5 şunlar. Ama sert yani, gayet güzel. Şöyle bambu kili sepeti gelmiş. 229 liraymış fiyatı. 2 tane kalmış burada da. 15 gün boyunca video çekmediğim için konuşmayı unutmuşum arkadaşlar. Marketten geldik. Önce market alışverişini göstereyim. Daha sonra doğum günü için aldıklarımı gösteririm. Yarın kısır yapacağım. O yüzden şöyle köftelik bulgur aldım. Şöyle kıvırcık aldım. Ne? Toz şeker. Biraz çeri domates. Bu malzeme şeyleri, sebzeleri bu arada Snow'dan aldım. Diğerlerini Bim'den aldım. Taze soğan. Bir demet maydanoz. Şöyle kavrulmuş fındık içi. Mısır nişastası aldım. Bunları kurabiye için aldım. Kurabiye yapacağım bir de. Ve kurabiye şey koyacağım. Türk kahvesi koyacağım. İlk defa deneyeceğim bu kurabiyeyi. Yarın sizle birlikte yaparız. İlk defa bir kurabiyeye kahve koyuyorum, Türk kahvesi. Umarım güzel olur. Bir tane Türk kahvesi aldım. Bir de damla çikolata aldım. Taner de şöyle kendine çikolata almış. Bu arada yarın şey yapacağım. Kısır yapacağım. Bir de kurabiye yapacağım. Pasta siparişini de verdik dediğim gibi. Annemle kayınvalidem de sağ olsunlar birer çeşit yapacaklar. Zaten 5 çeşit oluyor, yeter diye düşündük. O yüzden gerekli olan malzemeleri aldım. Doğum günü için aldıklarıma gelirsek çok fazla bir şey almadım arkadaşlar. Şöyle bir masa örtüsü aldım. Geçen sene şey yapmıştım. Orada zaten gösterdim size. Pijama kili yapmıştım. Bu sefer de kral çay kili yapmak istedim ama masa örtüsü yoktu. O yüzden şöyle bir açık mavi tonlarında bir masa örtüsü aldım. Çünkü içinde böyle açık mavi tonları var bunun da. Böyle bayrak aldım. İyi ki doğdun yazılı. Kral Şakir'de. Balon aldım. Bunlarda da iyi ki doğdun yazıyor. Bir de şöyle aldık. İşte kamyonlu falan. Evde de varmış. Servet'in dediğine göre. Birkaç tane. O yüzden çok fazla balona gerek yok. Ama Taner çok seviyor balonu. Zaten normalde de balon alıyorduk. Şöyle 4 rakamlı bir balon aldık. Kral Şakir'de tabii ki peçete aldık. Çok tatlı bence. Bir de şöyle servis kaşığı aldım arkadaşlar. Bir tane çelik servis kaşığı aldım. Alışverişim bu kadardı. Zaten yarın sizle birlikte yaparız bunları da. Ya da en son halini görürsünüz.
Şimdi aldıklarımı yerleştiriyorum. Bugün daha başka bir şey çeker miyim bilmiyorum. Muhtemelen yarın devam edeceğiz videoya. O zaman daha sonra görüşürüz. Herkese ertesi günden merhaba tekrardan arkadaşlar. Biz kalktık, kahvaltımızı yaptık. Ben hemen hızlı bir şekilde mutfağı topladım. Şimdi şöyle evi sileceğim, süpüreceğim. Daha sonra halıları sereceğim. Daha sermedim çünkü. Sonra da odamızı süsleyeceğiz. Bu arada ışığı açtım çünkü hava inanılmaz kapalı. Hatta yağmur yağıyor. Şimdi size odanın şeklini göstereyim. Daha sonra hızlıca temize geçelim. Odamızın şekli böyle oldu arkadaşlar. Masayı karşıya aldım çünkü orada daha güzel görünür diye düşündüm. Hem de daha iyi süsleyebiliriz tülden dolayı. Böyle oldu. Tabii ki daha sonra masayı yerine götüreceğim. Doğum günü için böyle yaptık. Ama odanın şeklini biz böyle beğendik. Bir süre böyle kullanacağız sanırım. Bu şekilde. Evi süsledik arkadaşlar. Şöyle çok güzel oldu bence. Bu şekilde. Tabii masanın üstü daha da olacak hazırlıklar falan gelince. Bir de şeylerin örtülerini de sereceğim. Daha sermiyorum çünkü tener sürekli zıplayıp atladığı için dağılmasın diye en son sereceğim onları da. Onları da yıkamıştım. Balonlarımızı da şişirdik. Bu şekilde. Daha fazla balon var ama çok şey yapmadım. Odasında bıraktım. Çünkü kalabalık olacağız zaten. Güzel oldu mu Taner? Taner çok heyecanlı. Çok hevesli olduğum için yerimde duramadım. 4 biraz büyükmüş ama olsun, güzel oldu bence. Şöyle kral şarkeli yapmıştım biliyorsunuz. Açı ters birazcık karanlık oluyor o yüzden ama sorun değil. Şimdi evdeki bütün işlerimi halletip kurabiyeye başlıyorum arkadaşlar. Malzemelerimi şöyle koydum. Hemen 2 tane yumurta kıracağız. 2 defa yapıyorum bu kurabiyeyi. Umarım güzel olur. Daha sonra 1 su bardağı toz şeker. Daha sonra 1 su bardağı sıvı yağ arkadaşlar. Şöyle mısır nişastası ekliyorum. Bir tatlı kaşığı Türk kahvesi. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Tarifte 2 su bardağı un yazıyor ama ben göz kararı yapacağım. Aldığı kadar un. Yani ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz yine. Biraz kontrollü koyuyorum ki zaten katı bir hamur oldu şimdiden. Şöyle hamurumu topladım arkadaşlar. Ele yapışmayacak bir hamur elde ettim. Daha sonra bir çay bardağı fındık içi ekliyorum. Bir çay bardağı da damla çikolata sütü. Bunları karıştırıyoruz.
Şimdi şöyle iki tepsi çıktı arkadaşlar. Biraz böyle geniş geniş koydum ki şey olacak, çünkü fırına koyduktan sonra bunlar çatlayacak. Sonra çıkartacağız. Su bardağıyla ezeceğiz birazcık. Daha sonra tekrar fırına atacağız. O yüzden biraz yayılacakları için ayrı ayrı, birbirlerinden biraz ayrı dizmek istedim. O yüzden bu şekilde iki tepsi oldu. Fırınımı 180 dereceye ısıttım. Şimdi hemen koyacağım. Şimdi çatlayınca fırından çıkarttım arkadaşlar. Benimki zaten yayılmış yayılacağı kadar, ama ben biraz şöyle yine ezeceğim. Anneciğim eline sakın tepsiyi sürme, yanarsın bak. Tamam. Vay, çok güzel eziyorsun. Ben de ezebilir miyim? Sen kurabiye çok seviyorsun ya, yüzden yaptım. Evet, biraz ezilmesi gerekiyor gerçekten. O zaman anneciğim ezebilir miyim? Ve kurabiyelerim hazır arkadaşlar. Şöyle oldu gördüğünüz gibi. Servis tabağıma da aldım. Şimdi masaya götüreceğim. Çok da güzel görünüyor gerçekten. Daha tadına bakmadım ama görüntüsü muhteşem. Bence tadı da gayet güzel olmuştur. İnşallah misafirlerimiz de beğenirler. Şimdi kısaya geçeceğim. Hatta şöyle malzemelerimi hazırlamaya başladım. Bunları masaya götürüp kısırdan devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar kısırımı şöyle yaptım. Bunu şöyle bir şeyim var benim. Fanusum var. Buna koyacağım ama nasıl koyacağım şimdi göstereceğim. Çok güzel, çok şık bir sunum oluyor gerçekten. Şimdi şurayı alt taban yapacağım arkadaşlar. Şurayı da kase olarak kullanacağım. Çok güzel olacak bence. Görünüyor mu? Şöyle oldu. Bunları yıkamıştım dünden şöyle. Hemen buna koyacağım şimdi. Ve hazırız arkadaşlar. Şimdi misafirlerimizin gelmesini bekliyoruz. Saat 5.30, onlar da 6'ya doğru gelirler herhalde. Şöyle buradan gösteremedim ama elbisemi de giydim. Taneri de giydirdim. Şimdi çayı koyacağım bir. Onu unuttum. Şuraya da bir şey olmuş sanırım ya. Ne oldu bilmiyorum. Bu şekildeyiz. Nasılsınız? Pastayı aldık bu arada arkadaşlar. Hemen dolaba koyduk. Bu sefer şey yaptık. Böyle şeker hamurlu yapmadım da. Şey yaptık, resmini koyduk üstüne. O şekilde deneyelim, o şekilde yapalım istedik bu sefer de. 4. Biliyorum dedim. Saatiyle. Saat. O da iyi ki doğdun Taner yazıyor. İyi ki doğdun Taner. İyi ki doğdun Taner. Doğum günümüz bitti arkadaşlar. İnanılmaz yoruldum. Gerçekten çok yoruldum ama çok güzel bir doğum günüydü gerçekten. Şimdi kapanış yapacağım ama öncesinde şöyle Taner'e gelen hediyeleri göstereyim. Öyle kapatayım istedim. Işık çok kötü arkadaşlar. Akşam olduğu için artık idare edin lütfen. Şöyle dayısı şöyle bir takım almış. Küçük dayısı, en küçük dayısı şöyle bir kitap almış. İçinde iki tane, yok içinde üç tane var. Şöyle yaz stil olanlardan bu, gayet zaten Taner'in sevdiği şeyler. Evet, babasıyla ben de şöyle bir tır aldık arkadaşlar. Bunu çok hoşuna gitti. Zaten çocuklar biliyorsunuz oyuncak çok seviyor. Ama Taner'in o kadar çok oyuncağı var ki çok istediği için böyle bir tır aldık biz. Şu takımı babaannesi almış. Böyle. Şu çarşaf setini anneannesi almış. Şunu da diğer dayısı ve yengesi almış. Çok güzel gerçekten. Şu terlikleri ve şu şapkayı amcası almış. Çok tatlı. Şu halıyı da dedesi almış arkadaşlar. Hediyelerimiz bu şekildeydi. Hepsine buradan da tekrardan teşekkür ediyorum. Babaannesi bir de Kral Şakir'li şöyle oyuncaktan yapmış arkadaşlar. Tam da konseptimize uygun olduğu zaman da geldi. Değil mi? Çok tatlı. Taner de çok beğendi. Biz de çok beğendik. Gerçekten aşırı güzel yapmış. Ellerine sağlık anneciğim. Buradan da çok beğendim ya. Vallahi çok güzel. Biraz uzak tut annem şöyle.
ve videoyu da burada kapatıyorum. Umarım buraya kadar severek izlemişsinizdir. Ben daha çok bize anı kalsın, hatıra kalsın diye özellikle doğum günlerimi çekmek istiyorum. O yüzden bunu da bugün de vlogladım 2 günlük bir şekilde. O zaman bir sonraki videomuzda tekrardan görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.